Bu dersimizde elektrik tesisat çizim kurallarına giriş yapacağız. Elektrik tesisatında ilk projeye başlanırken ana panonu ve tali panoların proje üzerinde nerelere yerleştireceğine karar vermemiz gerekiyor. Ana panonun nereye yerleştirileceğini daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. Burada tali panodan bahsedecek olursak, tali pano projede daire girişinde kapının sağında veya solunda olmalı. Ekseriyetle linyeler her ne tarafta çok ise pano o tarafa konulmalı, ulaşılabilir olmalı. Önünde ahşap dolap veya dolap içine gömme olmamalı. Evin her noktasına ortalama uygun uzaklıkta olmalı ve girişte olmalı. Pano içinde ana hat sigortası, kaçak akım koruma, linye sigortaları olmalı. Linyeler panonun ön yüzüne çıkmalı. Her linye sırasına göre numaralar verilmelidir. Pano içinde nötr ve toprak baroları oluşturulmalı. Kablolar birbirlerine vurularak bağlanmamalıdır. Klamenslerle nötr veya toprak barası üzerinden birleştirmeler yapılmalıdır. Burada ulaşılabilir olması, kapının girişinde olması, herhangi bir yangın durumunda gözle görülebilir olması önemlidir arkadaşlar. Üzerinde askılık veya önünde bir dolap olması sağlıklı bir durum değildir. Ana panonun da bina girişinde antrede duvara gömme veya saat sayısı ondan fazlaysa ayrıyeten belirlenen bir enerji odasında olması gerektiğinden daha önce bahsetmiştik. Şekilde bir ev içindeki tali pano görülüyor. Linye sigortaları görmüş olduğunuz burada ana giriş kaçak akım koruma rölesi. Fakat burada bir eksik var. Burada ana sigorta da olmalıydı. Tekrar örnek bir kat panosuna bakalım. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz örnek bir kat panosu projesidir. Kat panosu projesine baktığınız zaman şu girişteki ana sigorta şalterdir. Ana sigortadır. Şalter görevi yapar. Kaçak akım koruma rölesi mecburidir yönetmelik olarak. Ve her linyeye ait sigorta. Yani her linyenin çekmiş olduğu güce göre akım değeri belirlenir. Bu akım değerine göre uygun sigortalar linyelere takılır. Şekilde görmüş olduğunuz gibi bakın şurada 5 tane linyeye bir tane kaçak akım takılmış. Yine burada 5 tane linyeye bir tane kaçak akım takılmış. Ve ana giriş şalteri bu da dairenin giriş şalteri. Enerji kesmek istendiği zaman buradan kesilir. Nötr ve topraklarda arkadaşlar nötr toprak barası dediğimiz baralarda birleştirilerek, klamesle birleştirilerek köprülenir. Kat panosunda kaçak akım rölesinin kullanımı, kaçak akım açma eşiği 30 miliamper olmalı. Arkadaşlar bu hayat kurtaran dediğimiz 30 miliamperlik kaçak akım koruma rölesi kullanılmalıdır. Pano girişinde fazlarda kaçak akım koruma rölesinden önce ana şalter sigorta kullanılmalıdır. Ve sigortaların anma akımı kaçak akım koruma rölesinin anma akımını eşit veya ondan küçük olmalıdır ana sigorta için. Bir kaçak akım koruma rölesinin kaç linyeyi koruyacağı konusunda kesin bir kural yoktur. Türkiye'de yaygın olarak 10 linyeye bir kaçak akım kullanılmaktadır. Fakat günümüzdeki elektrikli cihazların normal gövdeye kaçak olması bile manyetik etkiden dolayı her cihazda kabul edilen bir kaçak oranı vardır. Bugün genelde elektrikli ocaklarda bu 10 miliamper, ızgaralarda 5 miliamper, buzdolabı çamaşır makinesinde 3-5 miliamper vesaire normal bir kaçak manyetik etkiden dolayı bu cihazların üzerinde bir elektrik kaçağı vardır. Bu yüzden belirli bir adedin üzerindeki linyeden sonra kaçak akım koruma rölesi otomatikman atar. Bir tek kaçak akım koruma rölesine siz sınırlı sayıda linye bağlamanız gerekir. Genelde arkadaşlar 6-8 linye bağlanabilir. Ama 10 onun üzerine linye bağlarsanız kaçak akım olmasa bile zaten manyetik etkiden, manyetik kaçaktan dolayı her linyede kabul edilebilen bir kaçak eşiği vardır. Bunların toplamı kaçak akımı normal durumda da attıracaktır zaten. Tutmayacaktır. Bu yüzden linyesi çok olan yerlerde kaçak akımı arkadaşlar linyelere bölmeniz gerekir. Yani diyelim ki 6 linyeye, 8 linyeye bir kaçak akım kullanmanız gerekir. Tabii kaçak akımı böldüğünüz zaman burada nötrlerini de ayırmanız gerekir. Bu noktada önemli. Zaman içinde eskiyen, kirlenen hatlarda da kaçak akım miktarı arkadaşlar atmaya başlayacaktır. Makinaların içindeki kablolar dolaşırken metal aksamlar üzerine
temas eder. Yani plastik gövde temas eder. Manyetik etkiden dolayı o gövdelerde yine bir mikro amper seviyesinde kaçak oluşur. Miliamper seviyesinde bir kaçak olur zaten. Şalter, kontaktör, röle ve benzeri ekipmanların kablo bağlantılarında geçerli kural şudur. Giriş kabloları tek rakamlıdır. Tek rakamlı harfle gösterilir. Yani yukarı şurada bakın 1, 3. 1 ve 3 yukarıda. Buralar tek rakamlar, bu tür cihazlarda girişi temsil eder. Çıkış kabloları çift rakamlı kutuplara bağlanmalıdır. Tek rakamlı kutuplar genellikle üsttedir. Çift rakam 2, 4. Burada da bu çift kısım çıkıştır arkadaşlar. Bu kontaktörlerde de böyledir, sigortalarda da böyledir arkadaşlar. Tek rakamlar giriş, çift rakamlarda çıkışı temsil eder. Elektrik tesisatlarında nominal akımın I nominal olduğunu kabul edelim. Sigorta akımının bundan büyük olacak. Kablo akımı ise arkadaşlar sigorta akımından büyük olacak. Ne demek bu? Bir cihaz düşünelim. Bir cihazımızın çekmiş olduğu akıma biz nominal akım deriz. O cihazın önüne bağlayacağımız olan sigortanın değeri o cihazın çekmiş olduğu nominal akımdan büyük olması gerekir. İkinci bir noktada o cihazı besleyen kablonun dayanma akımı arkadaşlar sigortamızı bağlamış olduğumuz sigortanın değerinden büyük olması gerekir. Yani şöyle diyelim, şurada bakın bir yük var. Bu yükün çekmiş olduğu akım diyelim ki 6 amper çekiyor. Bu yük 6 amper çekiyorsa benim şuraya bağlayacağım sigorta bu değerden büyük olmalı. Atıyorum 10 amper olsun. 10 amper buraya taktım. Benim kablomun taşıma, akım taşıma kapasitesi IK ise 10 amperden büyük olmalıdır. Elektrik tesisatlarında bu temel bir kuraldır. Şu şekilde yine bir kap panosu görüyorsunuz arkadaşlar. Ana giriş şalteri, faz nötr kesiciliği. Şu görmüş olduğumuz linyeler, şu kısımlar linye sigortaları ve linye sigortalarını koruyan kaçak akımlar. İki tane kaçak akım kullanılmış bakın. Çünkü linye sayısı fazla. Linye sayısı fazla olduğu için linyeleri ne yapmışlar? Kaçak akımlara bölmüşler. Şu yukarıda görmüş olduğumuzda nedir? Nötr barası. Tabi toprak barası görünmüyor. Toprak barası da vardır illaki. Yine örnek bir tali pano. Daire panosu. Şu görmüş olduğunuz kısım linye sigortalarımız. Linyelerimizi koruyan kaçak akım koruma rölemiz. Şurada dairenin elektriğini açıp kapamak için koruma yapan ana şalterimiz. Şalter diyelim buna da. Şunu görmüş olduklarınızda linye sigortalarımız. Yukarıdaki arkadaşlar topraklama klamensimiz. Sağdaki de nötr klamensimiz. Güzel, düzenli bir şekilde yapılmış bir daire içi pano. Kabloların başına kablo yüzükleri takılmış. Bu önemli arkadaşlar. Buralarda temas iyi olmazsa, sıkı olmazsa, bağlantı iyi olmazsa ısınma yapar. Isınma ark yapar arkadaşlar. Arklarda yani burada yangına sebep olabilir. Bu yüzden sıkı bir bağlantı, kurallara, yönetmeliklere uygun bir bağlantı yapılması gerekir. Yine farklı bir pano, tali pano, daire panosu. Şekilde alt tarafta linyeleri görüyorsunuz. Bunların tamamı daire içine giden linye hatlarının koruma sigortalarıdır. Bu linyelerde 3 parçaya bölünmüş. Bakın 3 tane kaçak akım bağlanmış. Burada 3 fazlı bir tane kaçak akım bağlanmasından daha güvenlidir bu durum. Fakat bu durumu yaptığınız zaman nötrleri de ayırmanız gerekir. Yani şu kaçak akımın nötrü şu kaçak akımın nötrüne değmemesi lazım. Nötr barazısında ayırmanız gerekir. Ana şalterimiz, ana açma şalterimiz. Şu görmüş olduğunuz topraklama klamensi, şu görmüş olduğumuzda farklı nötr klamensleri arkadaşlar. Nötr kaçak akımlara ayrılmış nötr klamensi. Şu da aşırı düşük gerilim koruma rölesi takılmış. Bu özel bir pano. Tali pano arkadaşlar sembol olarak şu şekilde gösterilir. Tali panodan linyelerin çıkması ön yüzden olmalıdır. Şu şekilde ön yüzden linyeler çıkarak tali panoda gösterilir. Ayrıca tali panoda her linyeye bir numara verilmelidir. Sırasıyla linye numarası verilmelidir. Şekildeki uygulamaya bakalım. Ana hattımız geliyor. Yani bu nedir? Kolon hattımız. Nereden geliyor? Ana panodan geliyor. Kolon hattımızdan sonra daire içindeki linye sayısı kadar linye dairenin içine gitmelidir.
Bu şekilde arkadaşlar, böyle düzenli bir şekilde ön yüzden çıkıyor. Ve her linyeye de bir numara verilmelidir. Linye sırasına göre, ben görülsün diye bu şu kısma verdim sadece. Linyelerde şu şekilde arkadaşlar, projede okla dışarı çıkarılarak numaraları gösterilmelidir. Linyelerin doğru numaralandırılması çok önemlidir. Bu numarayı kaybetmemek bizim için önemlidir. Çünkü arkadaşlar tablo yükleme cetvelini yaparken şu görmüş olduğunuz numaralardan faydalanarak biz bu güçleri, toplam güçleri buraya yazıyoruz. Kolon şemasını ve tablo yükleme cetvelini oluştururken bu vermiş olduğumuz linye numaraları üzerinden işlemlerimizi yapıyoruz. Bu noktada önemli. Tali panonun yerleştiğinde nelere dikkat edileceğini belirtmiştik. Linye sayısı kadar önden çizgiler çıkıyor arkadaşlar. Çizgilerimizi alıyoruz. Bunlar evin içindeki muhtelif besleyeceği gruplara dağıtımı yapılıyor arkadaşlar. Işık linyesi ve priz linyesi diye ikiye ayırmıştık. Bir evde en az iki tane ışık linyesi olması gerekiyor. En az üç tane priz özel linyesi olması gerekiyor. Bunun da dışındaki linyeler de prizleri veya ışıkları grup olarak besleyebilir. Tefriş planı nedir? Tefriş kelime anlamı döşemek olan tefriş, sadece duvarları çizilen bir projenin eşya yerleşimlerini, bacağı, pencere ve kapı gibi elemanların mimari olarak projede gösterilmelidir. Mutfak malzemelerinin, lavabo malzemelerinin, yatağın, televizyonun, bunların projede gösterilmesine tefriş planı diyoruz. Tefriş planı bize şu noktada çok faydalı olacak. Evdeki insanların sosyal yaşamı hakkında tesisatı buna göre ayarlayabileceğiz. Yani şöyle anlatayım. Mesela bir kişi yatak odasına girdiği zaman yatağın yerini bilmezsek, diyelim ki vavyen anahtarla yatak odasının ışığını söndürecek. Yatağına yattığı zaman elini uzatıp yatağın başından lambayı söndürecek. Girişteki kapının girişinden yattı. Şimdi yatağın yerini bilmiyoruz. Biz bu vavyenin diğer ucunu nereye koyacağız? Ha, burada tefriş planı önemli. Tefriş planına baktığınız zaman siz bütün bunların yerini görebilirsiniz. Lavabo nerede, mutfakta, fırın nerede, buzdolabı, diyelim ki banyoda ıslak zeminler, duşakabin nerede, bunlara göre tesisatınıza şekil vermeniz gerekiyor. Evdeki dolap yapısı, sonradan gelecek eşya dolap yapısıyla sizin elektrik projenizin uygun olması gerekiyor arkadaşlar. Bu noktada tefriş planı bize faydalıdır. Proje çizerken tefriş planı üzerinden de bunu soluklaştırarak üzerine de elektrik tesisatını çizebilirsiniz. Ama eğer mimari plan, sadece mimari planı temizleyip de üzerine çiziyorsanız, mimari planı daha elektrik tesisatını çizerken kesinlikle tefriş planını da göz önüne almanız gerekiyor. Aydınlatma tesisatına giriş yapalım. Aydınlatma tesisatına ilk olarak arkadaşlar lambaların yerleri ve cinslerini belirlemeniz gerekiyor. Banyo, lavabo, mutfak, oturma odası, salon, iş, atölye ortamı, spor salonu gibi farklı farklı mekanların aydınlatmasında kullanılan lambaların tipi değişik olur. Elektrik tesisatına lambalar genelde harflerle kodlanmıştır. N tipi, J tipi, C tipi, B tipi diye. Bunların listesine ulaşabilirsiniz. Şekilde bakın, görüldüğü gibi şuradaki görmüş olduğunuz J40 tipi, yani bildiğimiz bir asma duyulu armut lamba 40 watt. Şu nemli yer lambası C tipi 40 watt arkadaşlar, bunu gösteriyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi anahtarlı lamba, genelde aplik lambalar olur. Okumak, kitap okumada ya da mutfak tezgahının altındaki lambalar olur. Floresan lamba gibi lamba sembollerine göre lamba tipleri vardır. Bunların yerleşeceği yerler arkadaşlar projede, dairelerde simet bir yerleşimle en iyi aydınlatma şeklinde yapılmalıdır. Aydınlatma hesabı yapılırsa oradaki hesaptaki güce göre lamba gücü belirlenmelidir. Eğer klasik olarak hesap yapmadan yapmak istiyorsanız metrekare başına 12 wattlık bir hesapla aydınlatmayı yapmanız gerekir. Bu aydınlatma elemanlarını kontrol eden nedir? Anahtarlardır. Genelde bizim karşılaşacağımız anahtarlar şu şekilde görmüş olduğunuz adi anahtar, çiftli komutatör anahtar, uzun koridorları yakmak için de vavyen anahtar. Bunları genelde kullandığımız anahtarlar. Şekilde bir adi anahtar tesisatına bakalım. Şurada görmüş olduğunuz, bakın C tipi 150 wattlık bir lamba.
14 milimetrelik bir boru içinden 1,5 milimetrelik iletkenle çekilmiş. Şu görmüş olduğumuz lambamız. Arkadaşlar şu anahtar kısmımız tekli anahtar, adi anahtar. Şu kısma biz bir sorti diyoruz arkadaşlar. Bir sortilik projedeki kısım. Yine floresan lamba üzerinden gösterecek olursak 2x32 wattlık bir floresan lamba. Bu floresan lambayı besleyen faz nötr hattımız 1,5 milimetre karelik iletkenle çekilmiş 14'lük boru içine çekilmiş. Bakın şuradaki iki çizgi iki tane hat olduğunu, yani faz ve nötr hattı olduğunu gösterir. Şu da adi anahtarın sembolüdür. Normal tekli anahtar demek. Burada da arkadaşlar yine N tipi 100 wattlık bir lambamız var. 14'lük boru içinde geçirilmiş 1,5 milimetre karelik iletkenle götürülmüş. Burada da bir komutatör anahtarımız var. Yani bunun başka bir yerde tekrar bir bağlantısı olduğu anlamına geliyor. Lamba tesisatına dikkat edilecek hususlar: nötr hattı topraklanmış tesislerde anahtarlar faz iletkenleri üzerinde olmalıdır. Yani nötr hattına anahtar konulmaz arkadaşlar. Giriş kablosu anahtarın üst terminali, çıkış kablosu ise alt terminalinden bağlanmalıdır. Anahtardan çıkan faz iletkeni lamba duyunun dip kontağına bağlanmalıdır. Faz iletkeni duyularda arkadaşlar, şu duyularda dip kontak dediğimiz şurası dip kontak kısmı, faz iletkenimiz buraya girmelidir. Nötr iletkenim ise şu çevre kısımlara daki kısma nötr iletkenimiz girmelidir. Nötr iletkeni duyum vidalı metal terminaline bağlanmalıdır. Bir dairede bütün anahtarların açık ve kapalı konumu aynı yönde olmalıdır. Aydınlatma lambaları neye göre yerleşir? Odanın durumuna, boyut ve ölçülerine göre, aydınlatma hesabına göre arkadaşlar uygun lükste aydınlatmayı yapmanız gerekir. Tavan üzerine aydınlatmayı yerleştireceksek simetrik olarak binanın ortalama değerleri üzerinden arkadaşlar yerleştirmemiz gerekir. Örneğin bir odayı görüyorsunuz şurada. Bakın odayı tam orta noktasından böldüğümüzde, yine yandan da tam orta noktadan böldüğümüzde şu nokta odanın her noktasına eşit olan bir noktadır. Bizim aydınlatma armatürümüzü getirip bu noktaya takmamız gerekiyor. Uzun koridorlarda ise arkadaşlar birinci lambayı taktığımız noktadan itibaren şu alanı, mesafeyi x kabul ediyoruz. Bundan sonra 2x mesafeli olarak koridor boyunca lambaları yerleştiriyoruz. Tam orta noktadan koridoru böldük. Daha sonra tam ortadan bölüyoruz. Koridora yine uygun x mesafesi üzerinden 2x gelecek şekilde arkadaşlar dağıtımı yapıyoruz. Lambalarımızı bu sıraya göre yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi lamba yerleştirme işi sizin inisiyatifinizde değildir. Yani projenin standardıdır. İnisiyatifinizde değil derken, projede odanın ortasına siz lambayı koymak zorundasınız. Anahtar da öyle. Anahtarı da siz keyfinize göre koyamazsınız. Kapının girişinde boşluğa arkadaşlar hemen anahtarı koymanız gerekiyor. Odanın başka bir yerine anahtar koyamazsınız. Bunun gibi aydınlatma armatürleri de arkadaşlar tavanda olmalı, simetrik olmalı, odanın her noktasına eşit mesafede olmalı. Bir salona bakalım. Bakın bir salonda diyelim ki avize kullanacağız. İki parça kullanacağız. Komütatör kullanacağız. Odayı ikiye böldüğümüz zaman her iki noktaya eşit mesafede, şurası x olsun, 2x mesafe arkadaşlar uzağına tekrar bir lamba daha koyuyoruz. Armatürümüzü getirip buraya yerleştirdik. 2x mesafeye tekrar bir armatür daha yerleştiriyoruz. Bu da komütatör bir tesisat. WC lavabolar için, banyolar için, ıslak zeminler için de arkadaşlar yine buraya uygun lambalar, nemli yer tesisatına uygun lambaların yerleştirilmesi gerekiyor. Yine bakın odanın simetrik ortasını buluyoruz. Bizim armatürümüzü yerleştiriyoruz. Tavanda simetri olacak şekilde aydınlatma armatürümüzü yerleştiriyoruz. Eğer ayna başlığında veya mutfakta tezgah altında da lamba yerleştirilmesi gerekiyorsa, bunlar da projede tabii ki belirtilerek uygun yerlere de konulabilir. Ama bütün bina yerlerinde, odalarda, salonlarda mutlaka tavandan aydınlatma yapılması gerekir. Normal uygulamada lambadan lambaya geçiş yapılamaz. Ancak çok geniş tavanlarda dekoratif amaçlı yapılan
ve normalin üstünde sorti kullanılması gereken durumlarda sorti uçlarına lüstr klamöz konularak lambadan lambaya geçiş yapılabilir. Gerekirse tavana boğat veya ek kutusu da konulabilir. Projelerde şöyle bir görüntüye rastlarsınız. Şu bizim komutatör anahtarımız, biliyorsunuz. Bu iki lambayı yakıyor. Bakın, birinci lamba, ikinci lamba. Eğer lamba güçleri yüksek değilse arkadaşlar, spot aydınlatma diyelim, LED aydınlatma diyelim, lamba güçleri yüksek değilse bunlar arkadaşlar birbirleriyle tek hat üzerinden bağlanabilir. Şu görmüş olduğunuz klamesle bağlanabilir. Projelerde bu şekilde de olabilir. Bunu gördüğünüz zaman burada bağlantı olduğu anlamına gelir. Şunu da düşünebilirsiniz. Projede karışıklık olmaması için tek tek bunlara da gidilebilir. Bunu projeyi uygulayan usta bunu anlar. Eğer güçlü lambalarsa tek tek bunlara hat gider. Ama diyelim ki spot veya küçük güçlü lambalarsa bunlar demek ki birbiriyle paralel bir şekilde bağlanmış lamba grubu diye de düşünebilir. Aydınlatma aygıtlarının askı düzenleri, örneğin tavan kancaları, asılacak aygıtın 5 katını herhangi bir biçim değişikliğine uğramadan taşıyabilmelidir. Aydınlatma tesislerinde yürürlükteki standartlara uygun aydınlatma aygıtları, armatürler ve donanımlar kullanılmalıdır. Bir ani anahtar tesisatını görüyorsunuz. Bakın, anahtardan buata gidiyoruz. Buattan tavan borusundan, hasır borusundan lambanın duyun bağlantısını noktaya gidiyoruz. Bunlar arkadaşlar, şu kısım hasır betonu atılırken, binanın tablo betonu atılırken elektrikçinin gelip yerleştirmesi gereken borudur. Şu kısım da duvarlar örüldükten sonra yapılan kısımdır arkadaşlar. Burada projeyle bizim borularımızın hatlarının uyuşması gerekir. İnşaat aşamasında bu hatların kaymaması gerekir. Buna göre sağlam montajının yapılması gerekir. Şekilde bir klasik adi anahtarlı bir sorti, tekli lamba sortiyi görüyorsunuz. Bunun projedeki çizimi şu şekilde karşınıza çıkar. Projede bir adi anahtar, adi anahtar buatı, buattan arkadaşlar odanın ortasındaki lambaya bir hat çekilir. Burada lambanın cinsi ve gücünü yazarsınız. Bu lambaya giden hattın borusu iletken kestiği burada yazar. Projede buna bu şekilde karşınıza çıkabilir. Bağlantıda faz hattımızı getiriyoruz. Anahtara giriyoruz arkadaşlar. Anahtardan buata gidip buattan lambaya, lambadan da nötr hattı dönüşü tekrar kasaya gidiyor. Buat kasasına, buat kasasından da linyemize bağlanıyoruz. Şu kısım sorti hattıdır. Şu kısım da linye hattı, giden linye hattıdır. Komütatör anahtar tesisatına bakalım. Komütatör anahtar tesisatı tek bir anahtarla, yani tek bir anahtar grubuyla iki ayrı farklı lamba grubunu yakmak demektir. Projede şu şekilde görürsünüz. Komütatörün anahtarın sembolü, şu görmüş olduğunuz ikili anahtar sembolüdür. Burada iki hat, iki sorti gider arkadaşlar. Birincisi birinci lambaya, diğeri de diğer lambaya gider. Bunun uygulamada kullandığımız anahtar, şu görmüş olduğunuz anahtar, komütatör anahtar dediğimiz anahtar, ikili anahtardır. Bunu genelde salonlarda, geniş salonlarda karşınıza çıkar. İki ayrı armatür olabilir. Burada arkadaşlar anahtardan buata gidiyoruz. Yine buattan da lambalarımızın olduğu noktalara gidiyoruz. Yine inşaatın tablo betonu, hasır betonu atılırken şu boruların arkadaşlar döşenmesi, bağlantıların şu buat noktasına inilmesi gerekir. Duvarlar örüldükten sonra şu görmüş olduğunuz kısım kırılarak bu buata borular yerleştirilip bağlantı yapılır. Bağlantıyı görelim. Linye hattımız gelip anahtara giriyor. Burada anahtardan iki tane kablo çıkıyor. Bu iki kablonun ikisi de ayrı ayrı armatürlere gidiyor arkadaşlar. Armatürlerin bulunduğu tavan kasasına gidiyor. Oradan lambalara giriyor. Dönüşlerde buatta tekrar nötrler birleşip tek hat olarak linye hattına nötrümüzde geri dönüş yapmış oluyor. Vavyen tesisatı. Vavyen tesisatı uzun koridorlarda veya giriş ve çıkışı olan yerlerde kullanılır. Yatak odalarında, yatağın başında ve kapının girişinde kullanılır. Bu tür yerlerde vavyen tesisatı kullanılır. Projelerde şu şekilde vavyenin sembolünü görürsünüz. İki tane anahtarla tek bir armatür grubunu veya armatürü yakıp söndürmedir. Buradan yakarsanız yukarıdan şuradan söndürürsünüz. Buradan yakmışsanız da buradan söndürebilirsiniz. Şekildeki bağlantısı arkadaşlar şu gördüğünüz gibi, iki tane vavyen anahtar dediğimiz anahtar farklı mekanlara yerleştiriliyor.
Bu anahtarlar yukarıdaki bir lambayı veya farklı bir lambayı grubunu yakıp söndürerek kontrol edebiliyorsunuz. Projelerde iletkenlerin üzerine arkadaşlar şu şekilde işaretler görürsünüz. Bu şu iletkende iki kablonun gittiğini gösteriyor. Ve bu kabloların kesirinin 1,5 milimetre kare olduğunu, 1,5'luk olduğunu ve 14 milimlik borunun içinden gittiğini gösteriyor. Aşağıdakine bakacak olursak burada da iki kablo gidiyor. Yine bakın iki tane çizgi var paralel ve 2,5 milimetre karelik iletken olduğunu gösteriyor. Burada da arkadaşlar 4 tane iletken gidiyor. 6 milimetre karelik kesitte 20'lik borunun içinde olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Burada da. Projelerde borulardan geçen iletken adedi ve iletken kesiti proje üzerinde belirtilmelidir. Nasıl belirtiliyor? Şu şekilde örneklerde görüldüğü gibi belirtiliyor. Priz tesisatının yerleşimine bakalım. Daha önceki derslerimizden hatırlarsanız priz linyelerine en çok 7 priz bağlanabiliyordu. Bir linyeye 7 priz bağlanabiliyor. Fakat burada anahtar kelimemiz nedir? Dengeli dağıtmak şartıyla. Özel prizler hariç, özel prizleri çıkardıktan sonra dengeli dağıtmak şartıyla bir linyeye maksimum 7 priz bağlanabilir. Prizler zeminden 40 santim yukarıda olmalıdır. Lavabolarda veya mutfakta arkadaşlar özel durumlar olabilir, cihazlar olabilir, fırın olabilir, mikrodalga fırın olabilir, aspiratör olabilir. Bu tür noktalara prizler daha yükseğe montaj yapılması gerekir. Bunda da prizin yüksekliği H mesela 125 demiş burada bakın görüyor musunuz? Prizin yüksekliği belirtilir arkadaşlar. Prizin yüksekliği belirtilmelidir. Tamam mı? Tezgah üstü prizlerde özellikle bu yükseklik prizin yanında belirtilir. Priz sembolleri şu şekilde görmüş olduğunuz semboller priz sembolleridir. Kapaklı priz, topraklı priz ve normal priz sembolleri arkadaşlar. Prizlerimize 3 hat girer. Bunun birisi faz, nötr ve toprak hattıdır. Renkleri de bu şekilde olmalıdır. 7 priz dedik. Bağlanacak 7 prizin toplamında arkadaşlar 2000 volt amperi görünür güç olarak 2000 volt amperi geçmemelidir. Normal prizler için bağlantı noktaları, montaj noktaları daire içinde köşelerden 50 santim uzakta, pencerelerden 50 santim uzakta, yerden de arkadaşlar 40 santim en az yüksekte olmalıdır. Burada dengeli dağıtmak esastır arkadaşlar. Bir linyeye de maksimum 7 priz dağıtılabilir dedik. Dengeli dağıtmaktan maksadımız şudur. Örneğin bir dairenin 12 tane priz linyesi olsun. Bunun 3 tanesi özel linye olsun. Yani tek hat olsun. Geriye kaç kaldı? 9 linye kaldı. Şimdi burada dengeli dağıtmaktan kastımız şudur. Bunu arkadaşlar örneğin 7'ye 2 dağıtırsanız yönetmeliğe uyar. Yani bir hatta 7 linye, bir hatta 2 linye. Ama elektrik mesleği açısından mantıklı ve doğru bir davranış olmaz. Bunu dengeli dağıtmak esastır. Nedir? Bunu doğru dağıtımı da şudur arkadaşlar. 5 artı 4 şeklinde dağıtmak doğru olan budur. Yani yüklenme açısından, ısınma açısından doğru dağıtım budur. Örnek bir priz tesisatını görüyorsunuz. Priz sembollerimiz. Yine priz linyemiz panomuzdan çıkıyor arkadaşlar. Panomuzdan çıktıktan sonra prizlerimize dolaştırıyoruz. Şekildeki priz linyemizde mavi hatla gösterilen priz linyemize 1, 2, 3, 4, 5 tane priz bağlanmış. Boştaki bir prizin gücü yazılmamışsa tek fazlı sistemde bu bir prizi biz 300 watt olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. 5 tane priz bir araya getirilerek bir linye oluşturulmuş. Linye oluşturulurken de birbirine yakın prizleri grup yaparak linyeyi oluşturmak gerekiyor. Yani o linyeye odanın bir köşesindeki prizi bağlayıp sonra gidip de başka bir köşedeki linyeyi prizi bağlamak doğru olmaz. Birbirine yakın bölgelerdeki prizleri bir grup yaparak bir linye şeklinde panoya çekmek gerekiyor. Yine mutfakta ve banyoda karşımıza çıkan bizden istenen özel prizler yani tek hat güçlü cihazların arkadaşlar tek bir linyeden beslenmesi istenir. Buna başka priz bağlanmamalıdır. Şekildeki bakın priz 2500 wattlık bir cihaz tek linyeden beslenmiş. Bu tür durumda linyelerin gücü buradaki cihazın gücü yazılmalıdır arkadaşlar. Çünkü hesapta bu önemlidir. Tablo yükleme cetveli hesabı yaparken, gerilim düşümü hesabı yaparken bunlar önemlidir. İletken seçimi, akım kontrolü hesabı yaparken bu güçlerin bilinmesi önemlidir. Özel hat,
normal prizliyesi hattı. Şimdi basit tek parça parça projeden devam edelim. Tek bir odanın elektrik projesinde ne var? Buna bakalım. Şekilde tek bir odamız var. Arkadaşlar burada tek bir odamızda prizlerimizi bir yerleştirelim. Odaya 3 tane priz koymuşuz. Her odada en az bir priz olmalı. Ama bir priz günümüz şartlarında arkadaşlar yeterli değildir. Elektronik cihazların çoğaldığı bir zamanda yeterli değildir. Bu yüzden fazlasıyla en azından bir 2-3 priz odanın büyüklüğüne göre koymanız gerekiyor. Bu prizleri yerleştirirken de şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Tefriş planında televizyon nerede veya özel cihazlar varsa bunlar nerede? Tefriş planında bunlara bakmanız, o prizleri ona göre yerleştirmeniz gerekiyor. Yani televizyon bu köşede, prizi öbür köşeye koymuşsunuz, olmaz. Odanın her tarafına eşit elektriklendirecek şekilde prizi koymanız gerekiyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Anahtarların yerleşim yeri de kapıların açılış yönünde olmalı. Anahtarların yerleşim yeri aslında bizim için bir ipucudur. Çünkü anahtarların yerleşim yerini keyfi yapamayız. Bütün tesisatlarda kapının girişinde hemen, arkadaşlar şuradan girdiniz ya, sol tarafınızdaki boşluk olan tarafınız sizin, kapının oda boşluğuna bakan tarafınız anahtarı mecburi koymanız gereken yerdir. Lambayı mecburi koymanız gereken yer dairenin ortasıdır. Bunlar sizin inisiyatifinizde değil. Bunlar sizin için bir ipucudur. Bunları direkt yerleştirebilirsiniz. Armatür yeri ise aydınlatma eşit ve düzgün olması prensibine göre genellikle tavanın ortalaması ile bulunur. Şu orta noktaya bulunur. Tabii ki özel durumlar ya da istek halinde duvardan aydınlatma da yapılabilir. LED aydınlatma gibi. Prizlerin en çok beyaz eşya, televizyon, mutfak eşyası diye adlandırdığımız elektrikli ev gereçleri için kullanırız. Priz yerlerini tespit ederken bir ev yaşantısını göz önünde bulundurmamız gerekir. Bunun için de tefriş planına dikkat etmemiz gerekir. Prizler güçleri itibariyle mutfak bölgelerinde daha fazla sayıda kullanılırlar. İç tesisat yönetmeliğinde belirtildiği gibi çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makineleri gibi aletlerin ayrı prizleri olmalıdır ve güçleri üzerinde yazmalıdır. Şekildeki devremizde prizimize linya hattımızdan gelip bağlantıyı yaptık. Oda içinde diğer prizlere gidiyoruz arkadaşlar. Burada baca varsa baca yanından geçmemeye dikkat ediyoruz. Şekildeki 3 prizimizi bir grup yapıp bir linye ile, şuradan görmüş olduğunuz bir linye ile dışarıya gönderdik. Bu odanın priz tesisatını tek bir linyeye bağlamış olduk. Bu dönüşte farklı odaları da yine alabilir arkadaşlar. Burada 3 tane ama ileride başka bir üçlüyü de alabilir. Bu watt kısmımız. Aydınlatma armatürü odanın her tarafına eşit uzaklıkta olmalı. Yerleştirdik. Anahtarımız dedik ki kapının hemen girişinde olmalı. Oda boşluğuna bakan tarafta olmalı. Aydınlatma linyemiz armatürümüze gidiyor. Armatürümüzün buat girişinden de anahtara gidiyoruz arkadaşlar. Şurada da bir buatımız var. Şimdi arkadaşlar bir oda için basit bir tesisat bu. Bir odada 3 priz, bir aydınlatma dediğimiz zaman tesisatımız bu. Şu gördüğünüz kısımlar dönüş yapan gelen linya hatlarımız. Bunlar borular arkadaşlar. PVC borular, sıvı altından giden borular. Bizim elektrik kablolarımız da bu boruların içinden gidiyor. J tipi, yani lambanın tipi J tipi asma duy lamba, 60 watt'ta lambamızın gücü. Yine arkadaşlar projelerde bu boruların içinden giden kabloların iletken sayısı ve kesidi şu şekilde, bakın şu şekilde yazmalıdır. İki kabloysa iki kablo gidiyor. 1,5 milimetre yazmalıdır arkadaşlar. Örnek bir uygulama yapalım yine. VC banyo elektrik projesini çekelim şimdi. Örnek bir uygulama. Şekilde bir VC var, bir banyo var, bir de ön giriş lavabosu var. Islak zeminli yerlere buhat bırakmıyoruz. Bunların anahtar ve buhatları dışarıda oluyor. Kullanılan prizlerse genelde arkadaşlar banyo ortamında kapalı, kapaklı priz. Banyoda ve balkonda, yani nem buhar olan yerlerde arkadaşlar kapaklı priz kullanmamız gerekiyor. Bir priz yerleştirdik. Buraya da bir aynanın yanına bir priz yerleştirdik. Banyoya bir priz yerleştirdik. Şu
kapaklı prizm sembolü şöyle olacak. Tamam. Aydınlatma armatürü, girişe bir asma duyu yerleştirdik. Tuvaletin için arkadaşlar nemli yer lambası yerleştirdik. Banyoya da nemli yerin lambasını yerleştirdik. Priz ve lambalarımızın yerleşimi tamam. Şimdi priz bünyesini getirdim. Prizimize girdik arkadaşlar. Prizlerimize girdik. İki prizlerimize de arka taraflarından bağlantılarını yaptık. Şimdi mavi kabloyla da aydınlatma linyesini getiriyorum. Bakın aydınlatma linyesini getirdim. Dışarıdan direkt banyodaki lambaya bağladım. Tavandan giden hatlar arkadaşlar projede direkt çekilir. Linye hatları ise duvar kenarlarından, duvar üzerlerinden götürülür. Anahtarını buraya bıraktım. Anahtar dışarıda arkadaşlar. Banyoya girmeden anahtarıyla banyo ışığını yakabiliyoruz. Tekrar devam ettirdim. Burada komutatör anahtarım var. İki lamba var. Bakın tavandan giden hatlar direkt bağlantılar. Direkt çekiliyor. Linye hatları duvardan giden hatlarımız da duvar kenarından gidiyor. Yine buraya bir komutatör anahtar yerleştiriyorum. Komutatör anahtarımı yerleştirdim. İkili anahtarımı buraya yerleştirdim. Mavi kabloyla gelen aydınlatma projem. Kırmızı kablo diyelim. Kırmızı kabloyla gelen de priz tesisatı projem oldu. Banyo ve lavabonun bir elektrik projesi. C40 tipi bir lamba var burada. Onu da belirtmişim. Şimdi son olarak yine bir mutfak uygulaması yapalım. Parça parça gidiyoruz. Yani böyle parçadan bütüne gidiyoruz. Şekilde bir mutfağımız var. Mutfak kapı girişimiz. Mutfak tezgahımız, dolapların yerleşimi yeri. Mutfakta arkadaşlar tefriş planı çok önemli. Buzdolabı nerede, fırın nerede, aspiratör nerede, çöp öğütücü nerede, bunların yerini bilmeniz ve priz tesisatını o yerlere göre çekmemiz gerekiyor. Şekildeki lambamız arkadaşlar mutfak tezgahı 6 tip lamba, anahtarlı lamba çekmeli. Yine mutfağın ortasına bir avize yerleştirmişim. Buraya avize yerleştirdik. Bir de tezgah altı lambalar var. Mini floresan lambalar var. Onlar da bu. Sembolleri bu arkadaşlar. Aydınlatma armatürü bunlar. Mutfağın içine yerleştirdik. Şurası bacamız. Bunu da bacağı olarak göstereyim. Prizleri yerleştiriyorum. Mutfakta genelde arkadaşlar en azından 3 tane özel hat olması gerekiyor. Bu hatların yeri tefriş planına dikkat ederek yapılması gerekiyor. Şu an evin içine de prizlerin yerini yerleştirdim. Kaç tane? 5 tane mi? 6 tane priz yerleştirmişiz. Evet. Şu görmüş olduğunuz priz özel priz. Tek hat. Bakın tek hat çekilmiş. Tek hatlı. Şurada görmüş olduğunuz priz de özel priz. Bakın tek hatlı. Şu üçüncü gelen niye? Bakın şuradaki prizi almış. Sonra gitmiş buradaki prizlerden de almış. Yani müşterek hatlı. 3 tane prizin bağlı olduğu bir linye. Burası. Yine bir yeni linyemiz geliyor bakın. Bu da herhalde özel hat. Bakalım. Evet bu da özel hat. Tekli bir linye. Yani şu görmüş olduğunuz hat. Şu görmüş olduğunuz hat arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz hattaki prizler özel priz. Tamam mı? Şu görmüş olduklarınız arkadaşlar müşterek. Bunlara da zayıf yani 200 watt 300 wattlık blenderdır mutfaktaki eşyalar bağlanabilir. Ama burada fırın, bulaşık makinesi, buzdolabı gibi özel cihazlar da bu hatlara özel priz hatlarına bağlanabilir. Şimdi aydınlatmaya geçelim. Aydınlatma girişe bir komutatör anahtar kullanılmış avize için. Avize dediğimizde kapaklı bir avize yani glob tip bir avize. Kırmızı kabloyla geliyorum bakın. Burada kırmızı kablo standardı, rengi standardı değildir. Ben animasyonda seçilsin, diğerinden ayrılsın diye kırmızı yaptım. Onu da belirteyim. Şekildeki gibi arkadaşlar bakın komutatör anahtarıma girdim. Oradan da avizeme gidiyorum. Aydınlatmayı, merkezi aydınlatmayı yaptım. Buradan tekrar hat alıyorum arkadaşlar. Bu
mutfak tezgahının altındaki lambalarımı besliyorum. Mutfak tezgahının altındaki lambaları da bu şekilde besledim arkadaşlar. Bu da bir mutfağın basit bir projesi arkadaşlar. Bu şekilde.